Alım gücümü bitmiş 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 bitmiş. Yukarıda da başka soru soruyorlar. Dedim ki ya bu geçim sıkıntısından sizin dedim bu sorduğunuz soru var ya benim için dedim hiç dedim bir soru değil. Yani geçim. Vallahi inan ki geçinemiyorum. 8 aydır da emekliliğimi bekliyorum. Emekli de yapmıyorlar beni. Her bir kere bir şey uyduruyorlar. Benim rahmetli babamın memleketteki arazileri üzerimden görünüyormuş. Yok efendim sen çiftçisin. Ne alaka ben çocukluğumdan gelmişim İstanbul'da çalışmışım. Sigortamı, emekliliğimi kazanmışım. Benim Bağkur'um yok, bir şeyim yok. Niye beni emekli yapmıyorsunuz? Aile beni süründürüyorlar. 8 aydır gidip geliyor. 8 aydır. Peki çok şükür geçiniyoruz. Bir nankörlük var diyen vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Bu konuda ne Şimdi düşünüyorsunuz? nankörlük aslında değil. Bak insanlar hakikaten öğrencisi olan inan ki çok perişan. Biz kiradayız, biz 3 kişiyiz. Biz zor geçiniyoruz, geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz yani. Hakikaten geçinemiyoruz. Bak benim oğlum bez ayakkabıyla işe gidiyor. Diyor ki ayağıma diyor bot alacağım diyor. Öyle mağaza mağaza araştırıyor artık ne zaman alabileceksek. Anladın mı? Böyle bir zor durumdayız. İki tane bekarım var evlendiremiyorum. Bu geçim sıkıntısından dolayı kiradayız diye. Bunlar kolay mı? Kolay işler mi? 35 yaşına 40 yaşına gelmişler evlendiremiyoruz. Çünkü zor. Ne alabilirim? Altın mı alabilirim? Eşya mı alabilirim? Vallahi bilmiyorum. Kendi buzdolabım bozulmuş. Kendim söküyorum, kendim tamir ediyorum. Tamirci çağırsam tamirci gelecek tamamen içine edecek, bırakacak. Ben kendim söküyorum, bu temizliyorum, yapıyorum, ediyorum derken idare ediyorum. Ne yapayım? Öyle geçiniyoruz. Geçim zor. Geçim zor. Ben aslında çok şeyi konuşurum da ben şöyle özet geçiyorum. Yani şeyi konuşmuyorum. Daha derinlere girmeyeyim. Sıkıntı olur diye. Anladın mı? Böyleyiz. Eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz. Ekleme çok var da ekleyemiyorum işte. Sıkıntı olur. O yüzden. Peki. Anladın mı? Yoksa insanlar ne yapıyor? Bak kaç milyon insanlar asgari ücretle çalışıyorlar. Asgari ücreti zam vermiyorlar. Emekliye hele. Emekli zaten bitmiş bitmiş. Erimiş bitmiş. Adamlar birer tane simit alıyorlar ellerinden görüyorum. Ben üzülüyorum şahsen o yaşlı adamların elinde. Sen lüks yaşıyorsun. Sen o emekliye niye vermiyorsun yani? Eskiden emekliler asgari ücretin üstündeydi. Ama şimdi emekli asgari ücretin ta dibinden dibinden. Ölmüş yani, bitmiş. Emekli bitmiş. Emekli bitmiş. Yok. Nasıl geçinecek? Adamlar diyor ki biz çalışıyoruz diye diyor. Bize 5.000 lirayı vermediler. Ama o çalışan niye çalışıyor? Torunları var, çocukları var, ev kirası var. Geçinemediği için o insanlar çalışmak zorunda kalıyor. Ama sen diyorsun ki işte bunlar çalışıyor. Bunlara bu 5.000 lirayı vermeyeyim. Verme arkadaş verme. Zaten versen kaç gün gidecek? 2 günden zaten iki tuvalet kağıdı alsın, deterjan alsın, 4 ekmek alsın bitti gitti. Et aldığımız yok. Biz önceden et alabiliyorduk. Ben bir senedir et alamıyorum ya. Et alamıyorum. Tavuk bir paket tavuk 20 liraya aldığım tavuk şimdi 100 küsüre çıkmış, 110 liraya çıkmış. Nasıl alayım? Alamıyorum. Yok. Peki 7.500 lira alıyorum. Çok şükür geçiniyorum diyen emeklilerle karşılaşıyoruz. Nasıl geçiniyor bu vatandaşlar sizce? Onlar şeydir, yandaş oldukları için. Anladın mı? Seni yere vurmuyor. Bak onların, bak bir kafeye gidip bir şey yiyor mu? Bir çay kahve mi içiyor? Kebapçıya gidiyor bir kebap mı yiyor? Lüks bir hayat mı yaşıyor? Bir tatile mi gidiyor? Bir yere mi gidiyor? Geliyor ha burada bantta oturuyor. Yok efendim işte biz emekli maaşımızdan geçinebiliyoruz. Lan şuradan 2 tane simit alamıyorsun ya. Ben görmüyor muyum? Gördüğümü söyleyeyim. Sen bir de diyorsun ki nankörsün. Ya neyin nankörsün? Senin aldığın ne? Senin yaşadığın ne? Neyi alıyorsun? Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Ne? Ne yiyorsun? Hiçbir şey. Boş boş konuşuyorlar. Onlar boş konuşuyor. Lüks yaşayanlara destek oluyorlar. Başka bir şey değil. Bakıyorsun insanların o paralarla yüzüyorlar yani. Ama bir tarafa da bakıyorsun insanlar fakirlikten artık gına gelmiş. Ne yapacaklarını bilmiyorlar yani. Çocuklara soruyorum, öğrencilere soruyorum. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geldi? Abla bir tane kitap diyor 900 lira olmuş diyor. Alamıyoruz diyor. Ya
O öğrenciye bakıyorum, üzülüyorum şahsen. Benim öğrencim yok. Şükür ben okuttum, bitirdim. Ama öğrencisi olan insanlara da hakikaten üzülürüm. Ben de okuttuğum zaman çok rahat okuttum dersem yalan olur. Çünkü beni burs verdikleri insanlar vardı, zengin insanlar. Onlara Allah razı olsun derim. Onlar benim çocuğumu okuttular. Allah sağlıklarını bozmasın o insanların. Hiç iyiliklerini de unutamıyorum. Devamlı ararım, sorarım, evine de giderim, evime de çağırırım o insanları. Nankör bir insan değilim ama insanlar diyor ki işte nankörler. Bunlar fasa fısa. Bunlar boş konuşuyor. Çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun.